Şimdi seni ameliyat edildi 17 sene oldu. Varikosel ameliyatı. Evet. Çift taraflı mı tek taraflı mıydı? Çift taraflı. Çift taraflı yaptık. Şimdi bakıyorum. Epey zamanda böyle uzun zaman önce yaptığım hastayı görmüştüm. Yeni evlendin. Evet. Çocuğun oldu. Evet. Kaç aylık? Bir. Allah bağışlasın. Şimdi bu varikosel ameliyatı işe yarar mı? İşte canlı örnek. Sen de ta hem de 10 sene önce yaptığımız mikroskopik, klasik yöntemlerle, bizim yeni tekniklerle de değil, gayet başarılı olmuş, çocuğun olmuş. Ama bakalım varikoselin duruyor mu? Bir buna bakıyorum. Şu an testisindeki kan akımı çok güzel. Yani atar damarlara bir hasar vermemişiz o zamanlarda. Şuradan yukarı doğru, testisten yukarı doğru kasığa çıkıyorum. Şurada büyük damar var mı? Varis damarı var mı? Bunu arıyoruz. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Tamamen iyileşmiş. Hiç varis kalmamış görünüyor. Bak en büyük damar şunu görüyorum. Bakalım kaç milim ölçeceğim. O atar damar mı, toplar damar mı, ona da bakalım. Evet, atar damar değil. Atar damarına bakalım bu arada. Evet, atar damar gayet güzel. Büyük bir atar damar atıyor. Şu yanındaki en büyük toplar damar olarak şunu görüyorum. Herhalde hatta şunu ölçelim. 1.8 milim. Çok güzel. Sol tarafta tamamen iyileşmiş. Sağ tarafa bakalım. Sağ testis. Sağdaki kanalda büyük damar arıyorum. Şurada sperm damarın var. Ondan sonra bakalım doplarla. Atar damar gayet güzel çalışıyor. Evet, yani 10 sene önce yaptığımız varikosel ameliyatında da nüks olmayan ve şimdi de çocuk sahibi oldun. Allah bağışlasın. Gayet güzel oluyor. Ameliyat sonrası ağrın sızın olmuş muydu? Nasıl geçmişti? Hatırlıyor musun? Vallahi hatırlamıyorum. Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman işte 17 yaşındaydım. Evet, şu anda 27-28'sin. Ondan sonra 17-18 yaşındaydım. Hı-hı. Çok güzel. İyi, geçmiş olsun.